Merhaba arkadaşlar. Geçen derste kullanıcının programla etkileşime geçebilmesini sağlayan J-button'ları görmüştük. Buton, düğmelerdi bunlar ve butona verdiğimiz belli bir işlevi kullanıcı butona bastığı zaman uygulamasını sağlıyordu. Bu sefer kullanıcıdan daha farklı bir input alıyor olacağız. Text olarak bir input alacağız. Yani bir yazı, bir string olarak kullanıcıdan input almaya yarayan elemanı göreceğiz. Tabi komut satırı üzerinden çalışırken normalde kullanıcıdan işte satırdan herhangi bir string yazıp enter'a basarak onu input olarak alabiliyorduk. Fakat bu sefer pencere tabanlı bir programda text almamız gerekiyor olacak. Önceki örneğin bir kısmını alalım istiyorsanız. Hadi yeni bir kaynak dosyası oluşturalım. Burada sol tarafta SRC'deki default package'in altında new diyorum. Ve yeni bir class ekliyorum. Bu sefer text field denemesi olsun class'ın adı. Herhangi başka bir seçeneği seçmedim. Burada main metodu olsun tiki var. O seçildi. Finish diyorum ve TextField denemesi klasımız elimizde. Buton denemesinden bir kısım almak istediğimiz şeyleri alalım isterseniz. Şurada Extends JPanel, Implements Action Listener kısmı yine ihtiyacımız olacak. Çünkü biz bir JPanel yapıyoruz burada ve Action Listener'ı da yine implement etmemiz gerekecek buton da ekleyeceğimiz için. Onun dışında main'de yaptığımız kısmı alalım. Ne yapıyorduk? İşte burada bir frame oluşturup bizim buradaki text field denemesi panelimizi onun içerisine yerleştiriyorduk ve boyutla ilgili bazı işlemler yapıyorduk. Görünür hale getiriyorduk penceremizi. Onun dışında bir de action performed metodu vardı. Bu da butonlara tıklanma özelliği kazandırmamızı sağlıyordu. Yani bir butona action listener olan bu text field denemesi class'ını eklediğimiz zaman butona tıklandığı halde bu metodun içine gelip hangi butona basıldığına dair çeşitli karşılaştırmalar yapıp belli işlemlerin yapılmasını sağlayabiliyorduk. Onun dışında bir de constructor'ımız vardı. Tabii bu sefer constructor'ımız text field denemesi adı altında olacak. Hatta constructor'ı isterseniz otomatik olarak da oluşturabiliyorduk sağ tıklayıp. Buradan bir yerlerden yapıyorduk onu. Source'un altında Generate constructor using fields diyorduk. Ama olmadı çünkü herhangi bir field'ımız yokmuş. Generate constructor using superclass deyip dilerseniz şöyle JPanel'in boş halini seçip OK diyebilirsiniz. Az önceki niye işe yaramadı? Çünkü JPanel'i extend ediyoruz. Yani bir superclass'ımız var. Onu da hesaba katmamız gerekiyordu. Aynı zamanda bu class'ın içerisinde şu an tanımladığımız değişkenler olmadığı için onları o field'ları alaraktan parametre olarak alacak bir constructor yapamayacağımız için öyle bir şeyler olmuş oldu. Şimdi hatırlarsanız herhangi bir class'ı extend ettiğimiz zaman constructor'ın içerisinde süper diyerek süper constructor'ı çağırmamız gerekiyordu ki bizim yaptığımız text field denemesi aynı zamanda bir JPanel class'ının alt sınıfı olduğu için JPanel'e ait bazı constructor'da yapılan işlemlerin de yapılması gerekiyor ve onun yapıldığı satır şurası oluyor. Constructor'da extend ettiğimiz bir class'ın constructor'ında yapmamız gereken ilk şey süper constructor'ı çağırmak. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Text field'lara giriş yapacaktık. Şurada bazı hatalarımız var çünkü label'larımız yok elimizde. Onları isterseniz şimdilik şöyle slash yıldız ve bitiş noktasına da yıldız slash koyarak
Comment yani yorum haline getirelim. Compiler onları dikkate almasın. Onun dışında da başka bir hatamız kalmadı şu an. Bu bölümde text field'lara giriş yapacaktık. İsterseniz önce bir şunu çalıştıralım. Yanlış şeyi çalıştırdık sanırım ama. Text field denemesini çalıştıracağız. Tabii şurada altta biz main'de text field denemesi değil de buton denemesi oluşturuyoruz ya ondan sorun oldu. Buradaki main'deki halin de text field denemesi yaparsak eğer tabii burada type'ını da text field denemesi olarak belirtmemiz gerekiyor. Böyle yaptığımız takdirde boş bir penceremiz var şimdilik elimizde. Yapmak istediğimiz text field eklemek. Yani kullanıcıdan text input almamızı sağlayan bir eleman. Tam adı olarak da jtext field, field biçiminde. Text field 1 olsun adı da. Bunu yazdığımız zaman bu jtext field'ın type'ını bulamıyorum diyor Eclipse. Import jtext field dersek eğer veya baştan yukarı da import diyebilirdik. Import javax.swing jtext field'dan bu elemanı almamız gerekiyor. Text field'ı ekleme işlemini constructor'da yapıyor olacağız. Oluşturma işlemini aynı zamanda. Text field 1 dedik. Eşittir new jtext field diyerek şu şekilde constructor'ını çağırabiliyoruz yeni bir text field oluşturmak için. Çeşitli constructor'ları var. İçerisine doğrudan bir string verebiliyorsunuz. Yani text field nasıl ondan da bahsedelim. Şurada gördüğümüz parça mesela bir text field. Yazı, sayı yazabildiğiniz bir alan. İsterseniz burada bir string belirterek içerisinde yazı olmasını sağlayabilirsiniz. Onun dışında eğer bir sayı yazarsanız o kadar karakter uzunluğunda bir tane boş text field oluşturacaktır sizin için. Bu text field'ı eklerken de yine add diyoruz. Parametre olarak da text field'ın kendisini ekliyoruz. Burada add dediğimiz aslında this.add ve bu this de text field denemesi yani bir cPanel alt sınıfı olduğu için bu paneli ekliyor olacak bizim yazdığımız text field'ı. Şimdi çalıştırdığımız zaman hatamız varmış. Add'in başında S olmayacak tabii ki. Gördüğünüz gibi bir text field'ımız var burada. İçerisine yazı yazabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı karakter de alıyor. Çok büyük bir limiti olabilir belki. Dilersek buna daha küçük bir limit koyabiliyoruz. Ve aynı zamanda gördüğünüz gibi ben yazdıkça bir yandan yana da kayıyor bu. Yani burada üstte belirttiğimiz 20 sadece onun boyutuyla ilgili bir durum. Şuradaki bizim gördüğümüz alanla ilgili bir durum. Ve text field'ın kaç tane karakter aldığını etkilemiyor. Bir de buton ekleyelim isterseniz ki genelde text field vesaire varsa işin içinde buton da vardır. Butona basarsanız bir şeyler olur mesela. O tarz bir şey yapmaya çalışalım biz de. JButton'u da yine import ediyoruz. Benzer şekilde burada JButton'u oluşturmamız lazım. Buton 1 eşittir. New JButton. Ve butonun üzerindeki yazıyı da string olarak belirtiyorduk. Ve yine add buton 1 diyerek butonu panele ekleyeceğiz. Aynı zamanda hatırlarsanız butona bir de action listener ekliyorduk. Onu da şu noktada yapabiliriz. Butonu oluşturduktan sonra buton 1 nokta add action listener diyoruz. Ve bizim action listener klasımız bu klas olduğu için this diyoruz. Eğer ayrı bir klas olarak yazmış olsaydık o klası oluşturup parametre olarak o klası belirtecektik burada.
Şöyle süre kontrolümüzü de yapalım. Unutmadan hep yapıyoruz hani. Peki action listener neler yapıyor? Onu da burada ayarlayacaktık. Eğer command'imiz yani butonun üzerindeki yazan yazımız tamamsa, zaten şu an tek bir butonumuz var. Bir şeyler yapalım. Yaptığımız şeyi de yine pencerede görüntüleyelim isterseniz. Onun için bir tane de jlabel ekledim. Label'da ekrana bir şeyler yazmamızı sağlıyordu hatırlarsanız. Normal text string yazı olaraktan. Ve burada da label'ı label bir eşittir new jlabel diyerek oluşturuyoruz. Herhangi bir yazı yazmasını istemiyorum. O yüzden boş constructor'ı kullandım. Dilersek burada da bir string ekleyebiliyorduk. Daha sonra da add label 1 diyerekten panelimize eklemiş olduk label'ı. İsterseniz şöyle aralarını ayıralım. Tamam butonuna basıldıysa eğer label'ın üzerine text field'daki yazıyı ekleyerekten bir şeyler yazalım. Onun için şimdi label'daki tekste ihtiyacımız vardı. Label 1'deki daha doğrusu. Label 1 getText diyerek label'ın içerisindeki tekste ulaşabiliyorduk. Buna bir string ekledim. Merhaba desin. Daha sonrasında text field'dan aldığımız string'i ekledik. Ve buna da nasılsınız diye ekledim. Başlarda sanki bu tarz şeyler yapmıştık. Nasılsınız? Şimdi burada elimizde bir string var. Bu string'i şurada bir şey yanlış yaptık. Label'a değil daha doğrusu. Pardon. Label'ın string'ini değiştireceğiz ama label'dan değil, text field'dan alıyor olacağız ihtiyacımız olan ismi. Şu field'ı da doğru yazarsak güzel olacak. Label'dan da alabildiğimiz gibi işte getText diyerekten bir text field'ın üzerindeki yazan string'e de ulaşabiliyoruz. Bu yazıyı biz label'ın yazısına eşitleyeceğiz. Label nokta label 1 daha doğrusu label 1 nokta set text diyoruz. Yani label'ın içerisindeki texti buradaki texte eşitle demiş oluyoruz aslında. Biz demiş oluyoruz. Biz yaptık. Şu an sorun yok. Ne yaptık bir bakalım. Label 1'in textini set edeceğiz. Ne zaman? Üzerinde tamam yazan butona basıldığı zaman. Ve bu yeni string ne olacak? Merhaba string'i artı text field'ın içerisindeki string sonrasında da nasılsınız eklenmiş olacak. Bir çalıştıralım bakalım. Gördüğünüz gibi buton var. Başka bir şey yok. Label yok daha doğrusu. Text field'ımız var. Buraya mesela isim yazdım. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi yukarıda merhaba Sinan nasılsınız yazdı. Yazıyı değiştirelim mesela. Tekrar basalım. Bu sefer string'imiz değişiyor. Üzerine yazma veya ekleme gibi bir şey yok. Çünkü biz burada label 1'in içerisindeki teksti doğrudan belirtmiş olduk. Hani label 1'in içindeki tekste şunu ekle gibi bir şey söz konusu değil burada. Sayı vesaire de yazabiliriz. İçerisinde boşluk olabilir. Gördüğünüz gibi bu durumda yine aynı string'i ekli olacak. Boş da olabilir. Boş olursa da hiçbir şey eklemiyor olacak. Eğer yazdığımız her şey oradaki string'e eklenerek gitsin isteseydik, yani label geri alalım aslında şu text field dursun. Label 1'in tekstini yani eski tekstleri de kalsın isteseydik eğer şöyle bir şey yapabilirdik. Label 1 getText diye alıyoruz. Yani label 1'de hangi text varsa onu alıyoruz. Üzerine bir de
TextField'dan aldığımız yeni yazıyı ekliyoruz. Hatta isterseniz şurada ufak bir boşluk da ekleyebiliriz. Yani bir boş string ekleyelim araya diyebiliriz. Şimdi çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi yazdığımız stringler aralarında bir boşluk olaraktan oraya eklenmiş oluyorlar. Butona bastığım zaman yeni bir şey gireceğim. Ama buradaki de silinsin istiyorum diyelim mesela. Bunu yapmak için de TextField'dan teksti aldıktan sonra şöyle bir şey yapabiliriz. TextField 1.set text diyoruz ve içindeki teksti boş bir string'e eşitliyoruz. Bu durumda butona tıkladığımız an yazı eklenecek ve buradaki string'imiz siliniyor olacak. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda mesela şu an yazıyorum, tamam diyorum. Text field'daki focus gidiyor. Yani text field'ın seçili olması durumu gidiyor. Onu da şöyle bir şey yaparak düzeltebiliriz. Belki ard arda gireceğimiz şeyler varsa. Text field 1 nokta. Ah, neler dedik. Yanlış şeyler çıktı. Text field 1 nokta set set focus. Şöyle miydi yoksa? Neyse şunu bir deneyelim. Text field 1 nokta set. Evet. Doğru yazabildiğimiz zaman devam ediyor olacağız. Set focusable true. Bu olmaması lazım. Aslında da bir deneyelim. Evet, bu değilmiş. Başka bir şey yapıyorduk ama ne yapıyorduk? Set focus gibi bir şey olması lazımdı sanki. Yani set focus oraya bizim yeniden odaklanmamızı sağlıyor olacaktı. Şuradan bakalım, deneyelim. Bulabilecek miyiz acaba? Nasıl arayabiliriz? Java text field set focus diyelim bakalım neler çıkacak. J text field da diyebilirmişiz. Evet, bu sefer beraber arıyoruz. İlk defa beraber arıyoruz. Ki nasıl arıyoruz, nasıl buluyoruz onu da görmüş olalım. Şöyle bir şey varmış gördüğünüz gibi. Text field request focus in window. Focus'u istememiz gerekiyormuş. Set focus değilmiş de. Text field bir ve reklamlar. Reklamın müziği geliyordu. Bilmiyorum onu kayıt ediyor mu program acaba? Text field 1 nokta request focus diyecektik. Gördüğünüz gibi şöyle request focus diye bir metodumuz var. Bunu dediğimiz zaman istediğimiz şey olması lazım. Evet. Ve de oldu. Gördüğünüz gibi bu sefer yazdığım zaman tamamı basıyorum. Ve focus yani odak noktamız hala text field. O yüzden daha seri bir şekilde ekleme yapabiliyorum. Boş şeyler de ekleyebiliyoruz tabii. Yazdıklarımızı da şöyle uzatırsak görürüz. Onun dışında şöyle bir şey yapabiliriz dilerseniz. Butonu kaldırdık diyelim. Butonumuz olmasın. Butonumuz olmasaydı ne yapardık, ne ederdik? Bir şey yazdım. Enter'a basarak text field'ın bir action perform etmesini sağlayabilirdik. Hemen onu da hızlandırılmış şekilde anlatmaya çalışalım. Onun için ne yapacağız? Butona tıpkı action listener eklediğimiz gibi text field'a action listener ekleyeceğiz. Ve e,
Eğer şu if'ten kurtulursak, hatta şu else if kısmından da kurtulalım. Yani action perform'a basıldığı zaman doğrudan, yani bir action perform metoduna gelindiği zaman doğrudan şunlar yapılıyor olacak. Olunacak daha doğrusu. Şöyle düzgünce comment yapmaya çalışalım bunu. Tabii şurada da bir tane ayıraç olduğu için ona gidiyor yanlışlıkla. Böyle yapmış olduk şu an. Düzgün gibi. Gördüğünüz gibi bu sefer yazıyorum. Enter'a bastığım zaman bir action perform edilmiş oluyor. Çünkü text field'a bir action performer mıydı? Action listener pardon. Action listener ekledik text field'a. Ve bu action listener'a basıldığı zaman buradaki olayları yapmış oluyoruz. Tabii burada bu sefer mesela hangi text field'ın içerisinde enter'a basıldığını kontrol etmedik. O tarz şeyleri daha sonra görüyor olacağız. Burada action command'i bakmak yerine action'ın hangi objeden geldiğini kontrol edeceğiz mesela. Veya işte farklı action listener'lar eklememiz de mümkün tabii onları. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere, hoşça kalın.